Ben Cansu. Sizin için Merkez Bankası hakkında en çok merak edilen 3 soruyu yanıtlayacağım. Soru 1. Bankanın ismi neden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? 1930 yılında Merkez Bankası kurulurken bankanın merkezi idare eden ayrı ve bağımsız bir kurum olmasına özen gösterildi. Bu nedenle Merkez Bankası bir anonim şirket olarak kuruldu. Bankanın devlete ait bir kamu kuruluşu olduğu izlenimi vermemek ve bir cumhuriyet kurumu olduğunu göstermek amacıyla kuruluş kanunu hazırlanırken adının Cumhuriyet Merkez Bankası olması öngörüldü. Ancak uluslararası ilişkiler düşünülerek bankanın isminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmasına karar verildi. Bankanın bağımsızlığını vurgulamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ibaresine yer verilmedi. Soru 2. Merkez Bankası'nın hissedarları kimler? Merkez Bankası bir anonim şirket olmasına rağmen kar amacı yoktur. Bankanın sermayesi 25 bin Türk Lirası'dır. Merkez Bankası'nın sermayesi sembolik bir nitelik ve anlam taşır. Sermaye büyüklüğü, hisse miktarları ve kar payı ödemeleri sadece simgesel değerlerle sınırlıdır. Bankanın hisseleri 4 gruba ayrılır. Hazine, Merkez Bankası'nın en büyük hissedarıdır. Hazineye ait A sınıfı hisselerin oranı toplam hisselerin %51'inden az olamaz. B sınıfı hisseler Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalara aittir. C sınıfı hisselerin oranı en fazla %0,06'dır. Bu hisseler diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere aittir. D sınıfı hisseler ise Türk ticaret kuruluşlarına Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ayrılmıştır. Soru 3. Merkez Bankası bağımsızdır denince ne anlamalıyız? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bağımsızdır denildiğinde Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına sahip olduğu anlaşılmalıdır. Peki araç bağımsızlığı ne anlama gelir? Merkez Bankası Kanunu'nda bankaya temel amacı olan fiyat istikrarına ulaşmak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarının doğrudan belirleme yetkisi verilmiştir. Yani Merkez Bankası bağımsızdır dendiğinde para politikası kararlarının alınması konusunda Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu anlaşılır. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız olması bankaya bazı sorumluluklar da getirir. Merkez Bankası hükümete, meclise ve kamuoyuna aldığı kararlarla ilgili açıklama yapmak ve hesap vermekte sorumludur. Bu nedenle Merkez Bankası tüm politika uygulamalarında iletişim ve şeffaflığa büyük önem verir.